Hocamızın kitabıyla devam ediyoruz yayınımıza. Hocamız da birazdan aramızda olacak inşallah. Müslümanlar vicdanları, münafıklar ise mantıkları ile hareket ederler. İman edenler ile Müslüman ahlakını yaşamayan insanların hayatlarının her anı birbirlerinden tamamen farklıdır. Bunun en önemli göstergelerinden biri de insanların vicdanlarıyla, inananların vicdanlarıyla, iman etmeyenlerin ise mantıklarıyla hareket etmeleridir. Müslümanlar karşılaştıkları her olayda, alacakları her kararda, atacakları her adımda, söyleyecekleri her sözde, her düşüncelerinde, her seçimlerinde vicdanlarının sesine kulak verirler. İman etmeyenler ise tüm bu aşamalarda hep dünyevi hesaplar yapar ve her şeyi mantık süzgecinden geçirerek hareket ederler. Dolayısıyla Müslüman ahlakıyla yaşamaya karar veren bir insanın kendisine mutlaka bu sorgulamayı yapması ve vicdanıyla mı yoksa mantığıyla mı hareket ettiğini gözden geçirmesi gerekir. Nitekim bu sorgulamayı yapmamış olup iman ettiğini söyleyen bir kimseye Müslüman olduktan sonra hayatına ne değişti diye sorduğumuzda artık namaz kılıyorum, haramlara dikkat ediyorum diyebilir. Elbette ki bunlar İslam ahlakını yaşamanın birer gereğidir ve bu hükümlere titizlik göstermeye başlamış olması son derece güzeldir. Ama Müslüman olan bir kimsenin diğer insanlardan farkı bir de şu olmalıdır. Sen daha önce mantığınla hareket ediyordun, şimdi artık vicdanınla hareket edeceksin. Allah her an senin vicdanına vahyedecek, sen de vicdanına uyacaksın. Vicdan kullanmadan mantıkla hareket etme alışkanlığı ise artık senin için bitecek. Bir insanın iman ettiği halde hala Kur'an ahlakı ve vicdanı yerine mantığıyla düşünüp hayatını bu doğrultuda yönlendiriyor olması onu samimiyetsiz bir karakterde bırakacak ve samimi iman etmesine engel olacaktır. Çünkü münafıklar da işte hayatlarını hep böyle mantık hesapları yaparak geçirirler. Allah bir Kur'an ayetinde münafıkların bu ahlakına şöyle dikkat çekmiştir. Şeytanla Allah'a sığınırım. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Ama zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Tevbe suresi 42. Ayette münafıkların Müslümanlarla birlikte olmak için yakın bir yarar, yani kısa zamanda ellerine geçecek bir çıkar arayışında oldukları haber verilmiştir. Mantık ile hareket eden münafıklar için şahsi çıkarları dünyadaki her şeyin üzerindedir. Dolayısıyla bir seçim yaparken daha az emek vererek, daha kısa zamanda ve daha fazla menfaat kimden elde edebilirler, bunun hesabını yapar ve o taraftan yana tavır alırlar. Ve elde edecekleri menfaatin de mutlaka elle tutulup, somut nitelikte olmasına özen gösterirler. İşte Allah'ın ayette dikkat çektiği durumda münafığın bu ahlakını çok açık bir şekilde ortaya koyar. Münafık eğer yakın bir yarar, emek vermeden elde edilecek, kolay bir kazanç söz konusu olursa o zaman Müslümanlardan yana tavır alabilir. Ama bunlar olmadığında mutlaka bunları bulacağı başka bir yer aramaya başlar. İşte münafığın hayatının her aşamasında yaptığı her seçimde dikkat çeken bu küfri özellik münafık karakterini tanımak açısından oldukça önemlidir. Hocamızın konuşmasını okuyorum. İnsanın ruhunda iki güç de mücadele vardır. Vicdanı ile mantığı. Mümin daima vicdanından yana olacak. Mesela ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarı okuyordum. Tamam iç mimarı olursun, ne yapar adam? Bir atölye açar, bir şeyler yapar, devam eder. Mesela adam der ki ben evleneyim, çoluk çocuğa karışayım. Toplumda bu daha iyi karşılanır. Evli bir adam, çocukları var, tebliğ yapıyor. Böyle bir adam çok makul görülür diye düşünebilirim. Ya da niye sürekli İstanbul'da kalayım? Biraz da Antalya'da İslam'ı tebliğ edeyim diyebilirim, değil mi? Ya da yurt dışına gideyim, orada İslam'ı anlatayım diyebilirim. En tehlikeli olan yerde kalıyorum, tehlikenin göbeğinde. Etrafım sarılmışken gidip orada tebliğ yapıyorum. Bunu bana kim diyor? Vicdanım diyor. Mantığım ne der? Kardeşin belanı mı arıyorsun der. Git başka bir ülkeye, değil mi? Ne tehlikesi olur, ne de başka bir şey. Öyle kimse de başına iş çıkarmaz. Orada istediğin gibi yaşa diyebilir. Evlen, çocuğunla, işine gücüne bak. Ama yine de tebliğini yap da diyebilir. Bunu kim der? Mantık der. Mantık insanı helak eder. Ben hep vicdanıma uydum. İnsanlar hep şaşırttı. Vicdanıma uyduğum için. Sen belanı mı arıyorsun diyorlar. Halbuki vicdana uyulduğu için Allah hep zenginlik, bereket ve güzellik veriyor. Hep başarı veriyor. İktidar, muktedir, bir sistem her yerde yerleşiyor. İslam buram buram gelişiyor.
Münafık, ak olana değil, güçlü ve sükseli olduğuna inandığı tarafa yanaşır. Münafıkların güçlü olan taraf hangisi ise hemen ondan yana tavır almaları, bu samimiyetsiz insanların en karakteristik özelliklerindendir. Küfre duydukları özlem, onların küfrün dünyanın her yerinde ve her alanda Müslümanlardan daha güçlü ve daha sükseli olduğunu sanmalarından kaynaklanır. Ama Müslümanlar dünya çapında bir güç kazandıklarında da bu sefer de hemen onlara yanaşır ve kendilerini onlara Müslümanların en takva olanlarındanmış gibi tanıtmaya çalışırlar. Tarihin her döneminde münafıklar bu karakter özelliğini sergilemişlerdir. İçerisinde bulunduğumuz ahir zamanda İslam ahlakı tekrar dünyaya hakim olduğunda da münafık karakterli insanlar yine Müslümanlardan yanaymış gibi gözükmeye çalışacaklardır. Allah Kur'an'da onların bu samimiyetsiz tavrını bize şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Münafıklar onlara seslenirler. Biz sizlerle birlikte değil miydik? Derler ki evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz. Allah'a ve İslam'a karşı kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp aldattı. Sonunda Allah'ın emri olan ölüm geldi ve o aldatıcı da sizi Allah ile, Allah'ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek aldatmış oldu. Hadid suresi 14. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar sizi gözetleyip duruyorlar. Size Allah'tan bir fetih gelirse sizinle birlikte değil miydik derler. Ama kafirlere bir pay düşerse size üstünlük sağlamadık mı, müminlerden size gelecek tehlikeleri önlemedik mi derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Nisa suresi 141. ayet. Ayette Müslümanlar bir başarı kazandıklarında ve bir güç elde ettiklerinde münafıkların hemen onlara gidip biz de sizinle birlikte değil miydik diyerek bu güçten istifade etmeye çalıştıkları haber verilmiştir. Apaçık görünen, onca samimiyetsiz tavırlarına rağmen böyle bir durumda hiç utanıp sıkılmaksızın yüzsüzce biz zaten sizinle birlikteydik diyebilmektedirler. Bunun sebebi ise elbette ki akılsızlıklarıdır. Münafıklar yaptıkları anormal ve Müslüman ahlakıyla bağdaşmayan tavırlarının, samimiyetsizliklerinin, ikiyüzlülüklerinin ve gizli gizli yaptıkları sinsice faaliyetlerin hiç anlaşılmadığından emindirler. Bu yüzden de biz zaten sizinleydik, İslam ahlakını dünyaya birlikte hakim ettik, birlikte çaba harcadık gibi sözler sarf ettiklerinde bunun hemen kabul göreceğini sanırlar. Ayetin devamında bildirdiği gibi güç küfrün eline geçtiğinde münafıklar bu sefer de onlara gidip Müslümanlardan size gelecek tehlikeleri önleyip size yardım etmedik mi, sizin üstün gelmeniz için size destek sağlamadık mı derler. İşte bu münafığın samimiyetsizliğinin çok açık göstergesidir. Kendi çıkar hesaplarına göre hangi tarafta etkili, başarılı, sükseli ise münafık mutlaka onlardan yana döner. Ancak Allah Kur'an'da münafıkların mantıklarıyla yaptıkları bu menfaat hesaplarının onlara hiçbir fayda sağlamayacağını hatırlatmıştır. Önceki devirlerde münafık mantıklarıyla hareket etmiş, güçlü ve sükseli sandıkları tarafın safında yer almışlardır. Onlar elde ettikleri menfaatlerin onlara güç ve iktidar sağlayacağını sanmışlardır. Allah onların bu durumunu Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalkışmaları gibi kendi paylarınızla yararlanmaya baktınız ve siz de dünyaya ve zevke dalanlar gibi daldığını sözleriyle hatırlatmıştır. Ancak elde ettikleri sükseli ve gösterişli menfaatler onları Allah'ın azabından kurtarmamıştır. Allah Kur'an'da bu insanların hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayacaklarına haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden önceki münafıklar ve kafirler gibi onlar sizden kuvvet bakımından daha güçlü, mal ve çocuklar bakımından daha çoktular. Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar. Siz de sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalkmışları gibi. Kendi paylarınıza yararlanmaya baktınız ve siz de dünyaya ve zevke dalanlar gibi daldınız. İşte onların dünyaya, ahirete ve bütün yapıp ettikleri amelleri boşa çıkmıştır. Ve işte onlar kayba uğrayanlardır. Tevbe suresi 69. ayet. Münafık hep menfaat peşindedir. Münafıklar Allah'ın rızasını kazanmaktansa dünya hayatının sükseli hayatını dair çok küçük ve sıradan bir nimeti elde edebilmeyi çok daha önemli görürler. Allah Kur'an'da onların bu karakterini şöyle haber vermiştir.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a karşı haksız yere cahilliğe zanıyla zanlara kapılarak bu işten bize ne var ki diyorlardı. De ki şüphesiz işin tümü Allah'ındır. Onlar sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlardı. Al-İmran suresi 154. ayet. Münafıklar Allah'ın hoşnut olacağı ve İslam'ın hayrına olacak bir konuda çaba harcamaktan, Müslümanlara destek olup yardım etmekten intinayla kaçınırlar. Kendilerinden bir yardım talep edildiğinde çeşitli yalanlarla, oyalamalarla, ertelemelerle ve sahtekarlıklarla bu işi yapmamaya çalışırlar. Allah'ın rızasını önemli görmedikleri için bu çabaların sonucunda ellerine geçecek somut bir çıkar olmadığını düşünürler. Böyle bir durumda da kendilerince boşa gidecek bir şey için emek vermeyi, kendilerini yormayı gereksiz ve anlamsız bulurlar. Vicdanlarıyla değil mantıklarıyla hareket eden münafıklar da böyle bir çaba harcamak için işlerinde en ufak bir ilgi, istek, şevk ya da heyecan oluşmaz. İşte bu yüzden de ayette bildirildiği gibi İslam için bir şey yapmaları gerektiğinde ilk yaklaşmaları bu işten bize ne var ki şeklinde olur. Ayetin devamında bu kimselerin bu işten bize bir şey olsaydı biz burada öldürülmezdik dedikleri de bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki münafıklar bu sözleriyle Müslümanlarla birlikte hareket edecek olurlarsa bundan hiçbir menfaat elde edemeyecekleri gibi bir de öldürülme ihtimalleri olacağını dile getirmişlerdir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hareket etmeyi kendileri için büyük bir zarar olarak görmüşlerdir. Oysa ki Allah takdir ettiyse orada ya da başka bir yerde zaten mutlaka öleceklerdir. Çıkar hesapları yapmakla ne ölümden ne de kendilerine gelebilecek bir zarardan kaçmaları mümkün değildir. Aynı şekilde Allah onlar için bir hayır dilerse, bir lütufta bulunmak isterse, en zor şartlarda bile olsalar bu nimetler onlara mutlaka ulaşacaktır. Ancak münafıklar olayları Müslümanca bir bakış açısıyla değerlendirmedikleri için bu önemli gerçeklerin şuuruna varmazlar. Münafık kendini Müslümanların en takvası gibi göstermeye çalışır. Münafıklar istedikleri kalıba girebilmekte oldukça ustadırlar. İstedikleri anda kişiliklerini bir öncekine tamamen zıt bir şekilde değiştirmiş gibi gösterecek şeytani bir zeka ve iradeye sahiptirler. Bulundukları ortama, karşılarındaki kişilere, konuşulan konulara ve şartlara göre istedikleri karakteri bürünebilirler. Dinsiz insanlarla adeta dinsiz biri gibi, dinsiz üslupla, müşrik karakteri gösteren kimselere, müşrik mantığıyla, münafık karakterli insanlara da münafık ağızları konuşurlar. Ancak münafıklar şeytani zekaları sayesinde tüm bu karakterlerin zıt olan Müslüman ahlakını da çok iyi gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla şartlar gerektiğinde kendilerini masum göstermek, gizli eylemlerinin üstünü örtmek, münafıklıktan ve sinsi faaliyetlerden vazgeçtikleri kanaatini oluşturmak istediklerinde hemen takva bir Müslümana benzer tavırlar içerisine girerler. Gerçekten de görenlerin aleyhinde bir zanda bulunmayacakları kadar mükemmel detaylarla çok iyi niyetli, samimi, dürüst, Allah rızası için çabalayan, Müslümanlardan yana tavır almış bir insan görünümü verebilirler. Normal şartlarda son derece alçak, sinsi, züppe, küstah, kibirli, lafın altında kalmayan, kavgacı, yalan söyleyen, iftira atan, sürekli olay çıkarıp Müslümanları huzursuz etmeye çalışan, onların hayırlı faaliyetlerini engellemeye, neşelerini kaçırmaya, vakitlerini almaya yönelik eylemler yapan biriyken, istedikleri anda tüm bunlardan taktik amacıyla vazgeçebilirler. Sanki çevresindeki samimi Müslümanların ahlakından daha üstün ahlaklıymışçasına, uysal, tevazulu, uyumlu, halim, selim, söz dinleyen, nezaketli, hürmetli, kibar, saygı, sevgi dolu, fedakar, anlayışlı, şefkatli, gayretli, temiz bir insan karakteri sergilerler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde münafıkların bu şekilde iki ayrı insan karakteri göstererek Müslümanları aldatmaya çalışmalarını şöyle anlatmıştır. Ebu Hureyre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen kıyamet günü Allah katında insanların en şerlisinden bir nevini
İki sınıf halk arasında şunlara bir yüzle, bunlara bir yüzle gelmekte olan iki yüzlü münafık kimse bulursun buyurdu. Ebu Hureyre ravi etmiştir. Gelen rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların şerlisi de iki yüzlü olan şu münafık kimselerdir ki iki sınıf halk arasında onlara bir yüzle gelirler, bunlara da başka bir yüzle gelirler. Sahih-i Buhari, Hadis No. 1421. Ancak bu tür bir şeytani oyuna kanmayacak ve sinsi planları açıkça görebilecek kadar derin bir akıl ve anlayışa sahip olan samimi Müslümanlar buradaki sinsiliğe de aldanmazlar. Münafık tavır gösteren kişi ne kadar iyi olursa olsun yine de teyakkuz hali bırakmaz ve yeni bir oyuna karşı hazırlıklı olurlar. Münafık görülmediğini düşündüğü yerde abdest almaz ve namaz kılmaz. Münafığın en ağırına giden konulardan biri de içindeki kine ve nefrete rağmen Allah'a secde etmek durumunda kalmak, yani namaz kılmaktır. Allah'a baş eğmek münafık için çok ızdırap vericidir. Çünkü kendini haşa Allah'tan daha büyük görür. Secdeye kapanmak durumunda olması adeta ciğeri parçalanıyormuşçasına münafığın içini yakar ve çok öfkelendirir. Allah münafıkları namaz kılarken nasıl isteksiz olduklarını ve inanmadan kıldıkları için nasıl zorlandıklarını Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Şeytanla Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'a ancak çok azanarlar. Nisa suresi 142. Müslüman için namaz vakti heyecan içinde beklenen bir vakittir. Çünkü Allah'a aşkla bağlı olan bir insan için aşkla sevdiği Rabbimize sevgisini ifade etmek, onun beğeneceği bir tavır içinde olmak, ona bağlılığını, sadakatini göstermek, onu yüceltmek, ona teşekkür etmek, ona yakınlaşmak müthiş bir zevktir. Ancak münafık Allah'a düşmandır, Allah'ı tenzih ederiz. Allah'ın dinine, Allah'ın güzel gördüğü inanç ve ahlak sistemine karşı savaşarak yaşar. Allah'ın beğendiği hak dini yeryüzünden silebileceğini, onun koruduğu, onun veli kıldığı insanları yenebileceğini düşünür. Bu nefret bütün bünyesine hakimken, Allah'ın karşısında eğilmek, alnını yere koyup secde etmek, Allah'ın farz kıldığı bir emrini yerine getirmek, münafığın müthiş ağrına gider. Dolayısıyla eğer namaz kılıyorsa, bu tamamen Müslümanlara iman ettiğini inandırmak ve onlara dindar bir insan imajı vermek içindir. Bu nedenle de Allah Kur'an'da münafığın namazı yalnızca gösteriş için kıldığını bildirmiştir. Namaz kılmayı da sinsi oyunlarının bir parçası olarak değerlendiren münafık, iman edenlerin yanında olduğu vakitlerde 5 vakit namazını huşu içinde kılan takva bir Müslüman görünümüne bürünür. Namaz saatlerini titizlikle takip eder, hatta Müslümanlara da namaz saatlerini ve namazı kaçırmadan vakitlice kılmalarını hatırlatır. Namaz kılar ve sonrasında da uzun uzun dua ediyormuş gibi yapar. Namaz öncesi mutlaka herkesin göreceği şekilde abdest alır. Hatta herkesten uzun ve detaylı abdest alarak ibadetlerine son derece titiz olduğu izlenimini verebilmeye çalışır. Ancak etrafta münafığın görecek bir Müslüman olmadığında münafık asla namaz kılmaz. Namaz için abdest almaz. Namaz vaktinde kalkıp banyoya girer, abdest alacağı kadar bir süre banyoda vakit geçirip abdest almadan dışarı çıkar. Namaz kılmak için bir yere gidip kapısını kapar. Ama orada da bir süre yalnız vakit geçirip namaz kılmadan geri gelir. Münafık bunları yaparken kendince Müslümanlarla alay ettiğini, onları kandırdığını, saf yerine koyduğunu ve planını ustalıkla hayata geçirdiğini düşünüp şeytani bir sevinç yaşar. Oysa ki çektiği bu ızdıraba sinsilik yapabilmek için katlandığı binbir türlü sıkıntıya rağmen hayat boyu aşağılanan, horlanan, sürekli korkarak, kaçarak, saklanarak yaşayan ve sonunda hiçbir şey elde edemeyen kendisidir. Müslümanlar tertemiz evlerinde aşkla sevdikleri Allah'ın huzurunda içlerinden gelerek namaz kılmanın sevincini ve huzurunu yaşarken münafık izbe odaların karanlık köşelerinde yakalanma endişesi içinde sinsice namaz vaktinin geçmesini bekler. Müslüman Allah'ın sonsuz güzellikteki sevgisini doya doya hissedip bunun konforunu hem dünyada hem de ahirette yaşarken münafık sonsuza kadar akılsızlığının ve ahlaksızlığının cezasını çeker. Münafığın namaz kılmaması Müslümanlara hiçbir zarar vermez. Ama münafık imansız, inançsız ve ibadetsiz yaşamanın kinini sonsuza kadar üzerinde taşır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Fatır suresi 43. ayet. Münafık çıkar elde edebilmek için yancı bir karakter gösterir.
Münafıklar, Müslümanların en yakınlarında bulunabilmek ve onlar hakkında daha özel, daha stratejik bilgilere ulaşabilmek için kendilerini olabildiğince samimi, güvenilir ve sadık kimseler olarak tanıtmaya çalışırlar. Kalpleri kin, nefret ve öfkeyle dolu olduğu halde bunu mümkün olduğunca gizler ve dilleriyle tam tersini konuşurlar. Müslümanların sevgiyi önemli bir samimiyet ölçüsü olarak gördüklerini düşünüp sevgi konusunu en sinsi yöntemlerle en iyi şekilde kullanmaya çalışırlar. Bunun önemli bir güven alameti olarak değerlendirilebileceğini ve böylece tüm samimiyetsizliklerini, ikiyüzlülüklerini, gizli ahlaksızlıklarını ve oyunlarını örtbas edebileceklerini düşünürler. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki münafıklar da bu yöntemi uyguluyor ve bunun sonucunda da kayda değer çıkarlar elde edebilmeyi umuyorlardı. Bu amaçla hemen her fırsatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme övgüler yağdırıyor, herkesten çok iltifat eden, herkesten çok destekleyen kimseler olarak kendilerince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözüne girmeye ve ön plana çıkmaya çalışıyorlardı. Bir olay olduğunda mutlaka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden yana tavır alıyor, onun haklılığını, doğruluğunu herkesten daha fazla ve daha dikkat çekecek şekilde vurguluyorlardı. Mümkün olan her imkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan derin sevgilerini, asla kopmayacak olan bağlılıklarını ve adeta bir köle gibi ölümüne sadık olduklarını belirtiyorlardı. Onun makamını, onurunu, şanını, şerefini korumak için canlarını ve mallarını gözlerini dahi kırpmadan rahatlıkla feda edebileceklerini söylüyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güvenliği, huzurunu ve rahatını sağlayabilmek için her türlü özveriyi göstermeye hazır olduklarını dile getiriyorlardı. Onu herkesten daha çok düşünen, daha çok seven ve saygı gösteren, onun en yakın dostları olan kişiler olduklarını iddia ediyorlardı. Ve herhangi bir zorluk ortamı olsa, güya herkesin kendi derdine düşüp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yalnız bırakacağını, sadece kendilerinin onun yanında olup en akılcı ve etkileyici şekilde onu koruyup destekleyebileceklerini öne sürüyorlardı. Ayrıca münafıklar Kur'an ahlakını tebliğ konusunda da Peygamber Efendimiz'e en çok destek veren, İslam'ın ve Müslümanların menfaatlerini en iyi koruyup kollayan başta birkaç kişiden biri olduğunu iddia ediyorlardı. En hayati faaliyetleri ve en önemli görevleri en başarılı şekilde kendilerinin sonuçlandırabileceği gibi gerçek dışı sözler sarf ediyorlardı. Böylece telkin yoluyla herkesi kendilerinin Müslümanlar için oldukça önemli ve büyük hizmetler veren kişiler olduklarını inandırmaya amaçlıyorlardı. Ben 81. sayfayla devam ediyorum. Münafığın küfürlü kirli ittifakı, ajanlık ve casusluk. Münafıklar inkar edenlere hayranlık duydukları ve onlar arasında yer edinmeye çalıştıkları için onların dostluğunu kazanabilmek uğruna gereken her şeyi yapmaya hazırdırlar. İşte gözlerinde büyüttükleri bu insanların güvenlerini kazanıp onların dünyalarında iyi bir yere gelebilmek için başvurdukları en kirli yöntemlerden biri de Müslümanlar aleyhinde ajanlık ve casusluk faaliyetleri yapmalarıdır. Tarih boyunca Müslüman devletler üzerinde oynanan oyunlarda, kimi devletlerin yıkılmasında, zayıflatılmasında ya da kargaşaya sürüklenmesinde de yine hep bu toplumlar içerisinde sinsice faaliyet gösteren münafıklar rol almıştır. Kendilerini Müslümanların sınıfındaymış gibi tanıtan, bu ikiyüzlü insanlar, inananlar aleyhinde yakıcı eylemler yapmak isteyen inkarcıları her türlü desteği sağlamışlardır. Münafıklar tüm bu istihbarat faaliyetlerini adeta şeytani bir dürtüyle gerçekleştirmişlerdir. Ruhlarındaki dünya hırsını, küfre olan hayranlıklarını ve insanların gözüne girebilme arzusunu gören şeytan, münafıklarla adeta derin bir transa geçer. Ve şeytanın ilhamıyla münafıklar artık küfre istihbarat sağlamayı kendilerince kutsal bir görev olarak görmeye başlarlar. Müslümanlardan gizli ve sinsice bir şeyler yapmanın ve bunun sonucunda da gizli menfaatler elde edebileceklerini ummanın verdiği heyecan, münafığın ruhunda şeytani bir haz oluşturur. Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınıyorum. Arada bocalayıp dururlar ne onlarla ne bunlarla. Nisa suresi 143. ayetiyle bildirildiği gibi, münafıklar ne inkar edenlerden ne de Müslümanlardan yana bir tavır içindedirler. İnananlarla birlikte olmalarına rağmen küfre karşı çok daha derin ve özenti bir hayranlık duyarlar. Bu yüzden de mümkün olan her imkanda onlarla olan yakınlıklarını arttırmaya ve ilişkilerini daha da güçlendirmeye çalışırlar.
Dolayısıyla münafıkların bu bakış açılarını bilen, inkar edenlerin kalpleri iman ile küfür arasında gidip gelen bu kimselere yanaşmaları ve onları istedikleri gibi yönlendirebilmeleri son derece kolaydır. Küfre hayranlık duyan münafıklar toplumda kendi cahiliye kriterlerine göre sükseli yerlere gelebilmiş kişilerle az da olsa bir yakınlık kurabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlanırlar. Selam. Aleykümselam. Ümmet-i Muhammed. Maşallah herkes burada. Ve birbirinden güzel herkes. Bakayım. Yani bir harikulaylık var. Yakışıklılığınız çok çok artmış. Çok güzelleşmişsiniz. Maşallah. Maşallah. Beyninizdeki, kemerinizdeki ve tesbihinizdeki yeşil detaylar. Çok güzel. Tesbihinizin taşı. Evet. Görülmüş bir taş değil. Evet. Zümrüt. Ha, 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 ne güzel. Ochi no chinkai si wa. Baya güzel olmuş. Şahane kadınsın sen. Maşallah. Muhteşem bir erkeksiniz. Maşallah. Çok yakışıklı, çok cazibeli ve çok etkileyicisiniz. Ne güzel. Allah'ın tecellisi olarak oluyor. Ne efendi tatlı kız bu ya, maşallah. Senin güzel huylu olduğun yüzünden anlaşılıyor. Tam ev kızısın sen. Ты такая домашняя девушка. Çok hanım kız. Ты очень вежливая. Ya benim Tayyip hocamdan bir ricam var. Bu Kırım konusunda politikamızı değiştirelim. Rusya'yla ittifak edelim. Kırım'ın kontrolü Türkiye ve Rusya'da olsun. İnşallah.
Rahat rahat gidelim. Türk yurdu ve Osmanlı usulünde oraları güzel ihya edelim. Rus kardeşlerimiz de rahat rahat gidip gelsinler. Askeri yönden Türkiye ve Rusya güvenliğini sağlasın Kırım'ın. Ukrayna işi bir kere devreden çıksın. Ukrayna bu işe girmesin bence. Çünkü alakası yok Ukrayna'nın. Yani anlaşmalarla Türkiye ve Rusya sorumlu. Ukrayna sonradan müdahil oldu. Bu Aynalı Kavak anlaşması var Osmanlı döneminde yapılan. Bir de Küçük Kaynarca anlaşması. Biz bu iki anlaşmayı da Rusya ile birlikte yaptık. Ukrayna'nın alakası yok. Karadeniz'i Rusya ve Türkiye ihya etsin. Oranın sorumluluğunu biz alalım. Türkiye ve Rusya alsın. Ve güzel bir kardeşlik ortamı meydana getirir. Yani Ukrayna'yı dışlayalım demiyorum da ama alakasız. Yani Kırım'la bir bağlantısı yok. Dolayısıyla yani Kırım'dan sen sorumlu ol falan bir anlam o ifade etmiyor. Türkiye, Rusya birleşsin, Kırım'da bir güvenli bölge oluşturalım. Kırım'ın bütününde. Rahat rahat Kırım'a gidip gelelim. Rusya da bulunsun orada. Türkiye de bulunsun. Türk askeri de bulunsun. Rusya da güvenlik konusunda sorumlu olsun. Askeri üs de yapabilir. İstiyorsa Rusya. Böyle yapalım. Yani bu Ukrayna'nın bölünmesi anlamına gelmiyor. Ukrayna'nın Kırım'ın alakası yok çünkü. Kırım ayrı bir ülke. Yani Ukrayna'yı biz bölmüş olmuyoruz bununla. Kırım kendi kendine müdahil oldu. Yani belki iyi niyetle yaptı bilmiyoruz. Ama hiç gerek yok. Güvenli bölgeyi Türkiye, Rusya birlikte oluştursunlar. Yani Ukrayna'nın bütünlüğü diye bir konuda bak yok. Yani biz Ukrayna'yı bölmüş olmuyoruz. Dolayısıyla Kırım, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde bağımsız bir ülke olsun. Sorumlu olanlar, garantörler Türkiye ve Rusya olsun. Güvenli bölge kurulsun, rahat rahat yaşasınlar. Sayın Çavuşoğlu bir süre önce Kırım'ı tanımayız dedi. Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız dedi. Ya Ukrayna'yı biz bölmüyoruz ki. Evet. Tamamen ayrı bir yer. Kırım adı üstünde ünlü bir ülke. Bir Türk ülkesidir. Özetle Rusya, Türkiye garantör ülke olarak Kırım'a sahip çıksınlar. Güvenli bölge oluşturalım. İstedikleri gibi yaşasınlar. Kırım özgür olsun. Yani tedirgin olacak bir şey yok. Ha Soros bu işe bozulur ayrı. Soros bayağı bozulur. Soros bizi ilgilendirmiyor. Bunu yapalım. Tayyip Hocam'dan ben bir cevap bekliyorum. Efendim yahu acayip güzel bu çocuklar. Ne yapsak bilmiyorum ki. Vallahi dayanacak gibi değil. Tuğba sen çok fedakar kızsın. Akıl almaz güzelsin doğru. Ama kardeşlerinde yeni misafirler onlara bir kolaylık yapalım. Gel yavrum önüm gel evet. Sen eskisin artık eskiden sen istediğin bir yere oturabilirsin. Hah mesele orası. Bayağı güzel olmuş. O ufaklık gelsin bakayım aşağıdan. O yeni gelen. Gel 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 sen yukarı gel bakayım yanıma gel. Hah.
bayağı sevimli. Kardeşlerine çok benziyor. 18 yaşını doldurmasını bekledim. Daha önce gelmek istiyordu, yok dedim. 18'i doldurmadan olmaz dedim. Geliyor değil mi o ufaklık? Tamam. Kırım konusunda Tayyip Hocam İngiliz politikasını reddeden, Soros politikasını reddeden bu cevabı versin. Rica ediyoruz. Yakışıklı, senin adın neydi? Ahmet. Ahmet daha bir görünür yere otursun. Neresi var görünür? Senin yerine otursun yakışıklı. Ahmet nerelisin sen? Yine görünmüyor Ahmet şimdi. İyi bir yer o ha. Bingöl. Benim canım Kürt. Maşallah. Kürt'ün ası. Çok fazla Kürt kardeşim var. Yakışıklılık nasıl? Maşallah. Kime benziyor bu? Justiye. Hmm. Yakışıklılık nasıl? Sevimliliği görüyor musun? Evet. Sevgisi mükemmel. Evet. O neydi çocuğun ismi, artistin ismi biliyor musun? Justin Bieber. Kırım'da kardeşim bir kere Ukraynalı yaşamıyor zaten. Yani ne alaka Ukrayna işe dahil oldu ben anlamıyorum. Kırım'da Tatarlar var. Bir de Ruslar var. Güzel Osmanlı camileri yaptıralım, Osmanlı evleri yaptıralım. Kırım çok güzel bir yer. Rusya-Türkiye garantörlüğünde Karadeniz'i barış gölü haline getirelim, sevgi gölü haline getirelim. Rusya ile ittifakı güçlendirelim. Soros'a bir tokat. Tayyip Hocam hiç tereddüt etmesin. Çavuşoğlu iyi niyete söylüyor ama o yanlış. Politikayı değiştirsin. Yani stili değiştirelim. Yanlış o. Soros'un dediği niye yapalım ya? Akılcı davranalım. Tayyip Hocam'ın uçağı normalde havada ateş etmek istemiş FETÖ'cüler. Yani uçağı görmüşler. Yakalamışlar yani havada uçağı. Fakat frekans tutturamadılar. Yani roket frekansını tutturamadılar. Rusya elektromanyetik kalkan meydana getirmiş. O elektromanyetik kalkan o frekansı bozduğu için sistem çalışmadığından vuramamışlar. Ya Tayyip Hocam'a bu çok güzel bir kıyak. Çok güzel bir şey. Yok Tayyip Hocam'a kimse kıyamaz. Kıyak dedik ya, kıymayalım. Aşağı. Tayyip Hocam biliyor bunu zaten. Bu benden ekstra bir bilgi. Ben nereden biliyorum? Cinlerden. İnşallah. Darbeyi Rusya haber verdi. Hem MIT'e hem Tayyip Hoca'ya. Ya önceden haber verildi.
Türkiye ve Rusya bu ahlaksız İngiliz derin devleti sistemine karşı direnen iki aslan. Sırt sırta versinler. Tam ittifak edelim. Putin etrafını İngiliz derin devletinin çakalları sarmış. Çok fazla adam var. Putin'e çok iyi destek gerekiyor. Çok fazla yüksek dereceli memur İngiliz derin devletiyle iç içeler. Aslında söylemeyecektim ama neyse söyleyeyim. Geçen gün Ekonomi Bakanı, Rus Ekonomi Bakanı rüşvet alırken yakalandı. Rüşvet alırken yakalandı. Ekonomi Bakanı Rus. Adam hapse atıldı. John Kerry arıyor telefonla hapishaneden. Yani kayıtları var. Ne oluyor böyle diyor böyle. Beni kurtarın diyor. Böyle anlaşmıştık diyor. Ferahlığa bak ya. John Kerry yarıyor. Böyle anlaşmıştık diyor. Kurtaracaktınız diyor. Burada en önemli nokta Rusya ile ittifakı en yüksek düzeye çıkaralım. İnşallah. Kırım bağımsız Türkiye ve Rusya'nın garantilerini bir ülke olsun. Rusya üste kursun, askeri üste kursun Kırım'da. Güvenli bölge oluşturalım. Kırım'ın bütününde. Camiler, imarethaneler, hanlar, hamamlar tam Osmanlı ülkesi gibi yapalım. Rusya için de turistik bölge olur. Çok güzel olur. Türkiye için de olur. Karadeniz'de bizim gölümüz olsun. Çırpınırdın Karadeniz diyor. Bakıp Türk'ün bayrağına. Soros'un mantığını yerle bir edelim. Soros'un mantığı İngilizlerin devletinin mantığı. Tayyip Hocam ya Allah Bismillah desin bunu yapsın. Sayın Çavuşoğlu da politikayı değiştirsin. Ukrayna'nın orada bulunmasının hiçbir mantığı yok. Ukrayna'yı bölmeyelim. Ya Allah Allah, Ukrayna toprağı değil ki bölünsün. Yani mesela farz edelim Yunanistan Türkiye'ye bağlı mı? Değil. Biz desek ki ya bizi bölmeye mi çalışıyorsunuz Yunanistan'ı? Ayrı bir ülke. Ukrayna'nın bölünmesiyle ne alakası var? Ukrayna bağımsız ayrı bir ülke. Kırım'ı kendi kendilerine kontrol altına aldılar. İş çıkarttılar. Öyle bir şey yok. İki güçlü ülke Rusya ve Türkiye anlaşmalarla da oranın garantörüdür. İki ayrı anlaşmaya garantörüyüz. Kırım'da bütün köyler Anadolu köyü gibi. Çok şahane bir ülke Kırım. Aynı Anadolu. Çok şahanedir. İnsanlar da çok güzel. Hepsinde köy camisi var. Hep Türk isimler zaten. Bahçe, Saray, Bahçeli, Köy falan hep böyle. Yani nefis bir yer. Kırım elimizden çıktı 1853 Rus-Osmanlı Savaşı'nda İngiliz yanlısı Koca Mustafa Reşit Paşa sadrazamlık yapıyordu. İngiltere'nin yönlendirmesiyle Osmanlı'yı Rusya'ya karşı savaşa soktu. Tam İngiliz derin devletinin oyunu. Pisi pisine iş çıktı. Tayyip Hocam'ın Kırım politikasını değiştirmesi istiyoruz. İnşallah. İleri, ileri diyor. Haydi ileri, alalım düşmandan eski yerleri diyor. Mehter'den. Kırım'ı Rusya ile
birlikte garantörlükte kurtaralım. Anlaşmalarımız tapu gibi elimizde. Küçük Kaynarca, Aynalı Kavak anlaşmalarında zaten garantörlüğümüz tescilli. Hiç tereddüt etmesin Tayyip Hocam, yanındayız. Ya Allah, Bismillah. Güzel bir açıklama yapmasını bekliyorum. Çok kişiliklisin. Bayağı güzel yüzündeki ifade. Bak benim canım da o Tatar, o bayağı güzel. Çok güzel o Tatar kızların. Bizim komşu vardı Tataratçesi diye. Tataratçesi. George Soros'un doğum yeri olan Macaristan'da Soros'un Açık Toplum Vakfı yasaklanmış. Helal olsun. Macaristan İktidar Partisi yaptığı açıklamada Macaristan elinde bulunan tüm olanakları kullanarak George Soros bağlantılı bütün sivil toplum kuruluşlarını kapatacak. Artık yeni bir ortam var. Donald Trump seçildi. Soros Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde para kaynaklarıyla Hillary Clinton tarafında yer almıştı. Dolayısıyla Trump kazandı, onlar kaybetti demiş hükümet. Bundan sonra nefes aldırmayacağız diyorlar. Kırım'da Tatarlar rahatlar. Yani kimsenin bir sorunu yok. Yani Rusya onlara kötü davranmıyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Yani şu an bayağı özgürler. Efendim bir etiket yapalım. Ne diyelim? Sevgi birliğiyle dostuz diyelim. Evet, sevgi birliğiyle dostuz. Şimdi Tayyip Hocam bir aslanlık yapacak. Bana güzel bir haber gelecek. Bekliyorum. Tabii çırpınırdın Karadeniz diyor. Çok önemli. Karadeniz'de şu an buruk Türk millet. Yani bizim çok da oralarda özgürce yaşıyor olmamız gerekiyordu. Rusya sanki böyle büyük bir düşmandan bahsediyormuş gibi bize bahseder. Rusya tam Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş insanlardan oluşan güzel bir ülke. Dürüsttür Ruslar. Namusuna düşkündür. Homoseksüelliğe karşıdır. Darwinizme karşıdır. Vicdanlıdırlar. Bütün dinlere saygılıdırlar. Efendi, görgülü, nezaketli insanlar. Türkiye-Rusya ittifakı en büyük boyutlara gelsin. En yüksek boyutlara gelsin. Hiç vakit kaybetmeyelim. Evet, dinliyorum. Geçtiğimiz son iki gün içerisinde İngiliz derin devleti hakkında birçok gazeteci yazılar yazdılar Adnan Bey. Resimleriyle gösterebiliriz. Milat gazetesinden Yusuf Serçe. Gösteririz. Türkiye gazetesinden Kazım Kürşat Yücel. Kürşat. Evet. Sabah gazetesinden Mehmet Barlas. Yeni Şafak gazetesinden Serdar Tuncer. Takvim gazetesinden Hakkı Yalçın. Ve Ergun Diler. Nasıl demişler kısa kısa? Şu şekilde. Türkiye gazetesi Kazım Kürşat Yüce, Amerika olup bitenleri saklamayı beceremiyor. İngiliz soğukkanlı olması sebebiyle hiçbir şeyi sezdirmiyor demiş. Yusuf Serçe, Osmanlı yıkılırken İngilizler ve Fransızlar şu an güneyimize düşen bölgede tasallut kurmuş. Ve buna rağmen halkın Osmanlı sevgi ve bağlılığını üstelik en aykırı birbirine hasım gruplarla bile kıramamış. Lakin kukla idarecileri sayesinde bugüne dek hep Türkiye aleyhine tavır aldırmışlardır. Amerika diyorsak bunun arkası İngiltere'dir ha demiş. Serdar Tuncer, Osmanlı'nın güneydoğusunun İngiltere'nin ortadoğusu değil, imamesi hizasından koparılmış bir tesbihin yere saçılan taneleri gibi elimizden kayıp gidiş serencamını kaçımız hakkıyla biliyoruz demiş. Hakkı Yalçın, İngiltere yetiştirmek için 1900 ajana ihtiyacı olduğunu açıkladı. Eskiden böyle gerçeklerin gizlisi saklısı olurdu da garibime gitti doğrusu. İngiltere ve Amerika'nın ajanları kendi ülkelerini savunmak için değil, diğer ülkeleri karıştırmak için yetiştirdiğini söylemeye gerek yok demiş. Yeni Şafak'tan Ergun Diler, MI6 ajanlarının Avrupalı müttefikler tarafından CIA'ya verildiğini öğrendikleri an Avrupa Birliği'nde kalmama kararı aldılar.
Brexit İngiliz halkının kararıydı öyle mi? Yok öyle bir şey. İngilizlerin devletinin aldığı kararın halk tarafından onaylanmasıydı demiş. Sabah gazetesinden Mehmet Barlas da kendilerini en demokratik hukuk devletleri olarak dünyaya sunan Amerika ve İngiltere gibi devletlerin karar mekanizmalarına onların derin devletlerine yön verdiğini bilmeyen yoktur. Bu konuda yazılan romanlar ve çevrilen filmler çoğu gerçek olan komploları hayali olarak sunmuşlardır. CIA ve MI6 gibi oluşumlar ancak hayal dünyasına geçebilecek olayları sahnelemişlerdir demiş. Ama hoca yine ikiye bölmüş. CIA kuran MI6. Amerikan devletini kuran İngilizlerin devleti. Böyleyken sen hedefi ikiye ayırdın mı? Gözün gider. Yani artık karşındaki gücü yakalama imkanım olmaz. Bir tane katil var. Sen iki kişi arıyorsun. Bir tanesi kimse katili bulacaksın. Hedefi şaşırtmak olmaz. Çok yanlış olur. Yani bir anda diyememiş anladığım kadarıyla. Yoksa anlamadığından değildir. Bak herkes anlamış. Herkes İngiliz derin devleti diyor. Yani biz bu konuyu çok net anlattık. Türkiye'de bu konuyu kavramayan yok. Rusya'da da anlamayan yok. İran'da da herkes anladı. Ama burada daha hala diretmenin bir alemi yok. Gurur yapılacak bir konu değil. Büyük bir felaket var ortada. Açıkça İngiliz derin devleti deyip adını koyup deccaliyetin resmi sıfatını açıklamak lazım. Çırpınırdı Karadeniz. Kostur. Haydi ya Allah. Köş sesi yıkıyor ortalığı değil mi? Evet, Tayyip hocama özel dinlettim. Bak ileri ileri diyor. Haydi ileri alalım düşmandan eski yerleri diyor. Rusya seve seve coşkuyla ister bunu.
Türkiye ile Rusya, bak iki anlaşmamız var. Garantör olarak Kırım'ın güvenliğini sağlasın. Güvenli bölge oluşturalım. Bitsin iş. Olayın Kırım'la alakası yok. Kırım'ı üzecek bir şey de değil. Ne alaka ya? Nereden çıktı yani? Hiçbir hukuki hakkı yok Kırım. Ukrayna'nın. Ha ne yaparız? Ticaret yapalım, kardeş olalım Ukrayna'ya. İç içe olalım biz. Yani dışlayalım demiyoruz. Ama Kırım'la ne alaka yani? Dinliyorum. Dünya basınında en son yayınlanan makaleleriniz şu şekilde Adnan Bey. Lübnan'ın 1952 yılında kurulmuş ve Orta Doğu'nun en büyük İngilizce gazetelerinden The Daily Star gazetesinde Türkiye teröre yenilmeyecek başlıklı makaleniz yayınlandı. Gösterebiliriz. Yazınızda terörle mücadelenin iki ayağı olduğunu, bunlardan birincisi olan toplumsal mücadelenin terörün gücünü kıracağını, ikincisi olan ideolojik mücadelenin ise terörün fikir sistemini yok edeceğini anlatıyorsunuz. İsrail'de en çok okunan gazetelerin başında gelen, İbranice olarak yayınlanan günlük gazete Mariv'de, "Kutsal mekanlar çatışma değil, uzlaşma merkezleri olmalı" başlıklı yazınız yayınlandı. Yazınızda UNESCO'nun Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik Musevileri dışlayan kararını eleştiriyor. Bu bölgenin üç dinin mensupları için kutsal olduğunu anlatıyorsunuz. Bu tarz politik ve haksız kararların husumet ve anlaşmazlığı artıracağını, bunun yerine üç dinin ortak paydası olan sevgiyle hareket edilmesi halinde gerçek bir çözüme kavuşmanın mümkün olduğunu vurguluyorsunuz. Suudi Arabistan'ın önüne gelen Arapça günlük gazetesi Mekke Newspaper'da "Teröre gereken cevabı vermek" başlıklı makaleniz yayınlandı. Reyna saldırısına değindiğiniz yazınızda hükümet ve muhalefetin politik hesapları bir kenara bırakarak teröre karşı güç birliği yapmasının ve vatandaşların da devlete destek vermelerinin öneminden bahsediyorsunuz. Defaatle tekrarladığınız gibi bu makalenizde de ulusal seviyede eğitim kampanyaları başlatılmasının gerekliliğini yineliyorsunuz. New York'tan yayın yapan bağımsız Kürt haber ajansı E-Kürt Daily sitesinde ise "Duvarların ardında hapsolmak" başlıklı makaleniz yayınlandı. Makalenizde dünyanın 65 ülkesinde yüksek duvarlarla sınırlar çizenlerin savaşları, sefaleti engelleyemeyeceğini ve bu duvarlar arkasındaki masum insanlar için yardım seferberliği başlatılmasının öneminden bahsediyorsunuz maşallah. Bu İngiliz dostu olan Mustafa Reşit Paşa'nın yaptığı tüm anlaşmalar Osmanlı aleyhine oldu o zamanlar. Koyu İngiliz taraftarıydı Mustafa Reşit Paşa. Şu anda da olduğu gibi öyle tipler vardı. Gösteririz. Mustafa Reşit Paşa'yı gösterebiliriz. Göster canım, tüyüp duruyorsun. Evet, yakışıklı bir resmini çekmişler. Kırım Savaşı öncesinde Osmanlı-Rus krizinin barışla çözülmesine İngiliz dostu Mustafa Reşit Paşa engel olmuştu o zamanlar. 1829'da Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Edirne Anlaşması'nı imzalayan Osmanlı heyetinde de yer alıyor. Nerede acayip iş varsa onun içinde. Yani böyle İngiliz yanlısı garip bir adam. Thank you.
Çok güzel değil mi benim bir tanem? Dinliyorum. Kraliçe Elizabeth ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Times'ta yer alan habere göre sarayın bahçesinde gece yürüyüşe çıkan kraliçeyi karanlıkta tanıyamayan bir saray muhafızı az kalsın vuruyormuş. Ardından 30 yıl sonra ilk defa kraliçe Noel ayinine katılmadı ve saraydan hasta olduğu için katılamadığına dair bir açıklama yapıldı. Ancak bazı İngiliz yayın kuruluşları İngiliz Derin Devleti'nin Noel mesajında karanlık güçlerden bahseden kraliçeyi sarayda gözaltında tuttuğuna dair iddialar ortaya attılar. İngiliz basınındaki iddialara göre kraliçe Noel mesajında şöyle söylüyor. 2017'de çok acayip şeyler olacak. Karanlık güçler harekete geçiyor. Bugüne kadar sakladığım için beni affedin demiş. Bunun üzerine kaydı durdurup evi hapsetmişler. Evet dedi öyle bir şey. Evet. İngilizlerin devleti normalde öldürürdü onu ama dünyadan tepkilerden çekiniyorlar. İşte asker tanıyamadım vuracaktım falan. İşte ona yer yapmaya hazırlanıyor. İngiliz Derin Devleti'nin deccaliyetin sonu geldi. İnşallah. Bu kepazeliğe müsaade etmeyeceğiz. İnşallah. Kırım'da cami resimleri var mı sende? Var, gösteririz. Bak ne güzel. Ne Ak Mescid Kebir Camii. Bahçesaray Medresesi. Bahçesaray'da Han Sarayı. Bak şekerliğini görüyor musun? Karımın her yeri böyle işte. Bulganak Köyü Camii. Han Sarayı Tahtalı Camii. Evet, aynı Türkiye. Kırım Han Sarayı. Kökköz Köyü Camii. Özbek Han Camii. Sudak Kalesi. Hiç düşünmesin Tayyip Hocam. Rusya ile birleşip güvenli bölge oluşturalım. Kırım işine baksın. Evet, inşallah. Pasaportu vizeyi de kaldıralım. Rahat rahat gidip gelelim. Hemen şurası zaten. Atladık mı kayaya gideriz. İnşallah. Tabii. Müslümanlar en büyük hataların birisi böyle şuursuzca yahut akılsızca hareket eden insanlara her kim olursa olsun gel toplama kafaları.
Resulullah zamanında da bir kısım iyi niyetli insanlar önüne gelen insanı toplamış. Bu sefer 600 sahih Müslüman var mesela, 600. 300 de münafık var. Önüne gelen topladıkları için. Ya kardeşim öyle bir bela ki yani 300. 600 saf Müslüman olsa, o 300 olmasa onlar şahlanır gider ve çok güzel bir hayat yaşarlar. Ne Hazreti Osman'ı şehit ederlerdi, ne Hazreti Ömer'i şehit ederlerdi, ne Ehl-i Beyt'i şehit ederlerdi. Hiçbir bela olmayacaktı. Ama her ne olursa olsun çoğalsın dersen böyle olur işte. Siz peygamberimiz için de söylemiştiniz. Evet. O Yahudi kadının yaptığı yemeği yemeden önce mutlaka münafıkların bir organizasyonu vardır. Onu götürmezler oraya demiştiniz. Tabii organize edilmeden kadın, Yahudi kadın nereden gidip peygamberi bulacak, yemek götürecek bilmem ne. Münafıklar organize ediyorlar. Teşvik ediyor. Planı onlar yapıyor. Kadına da uygulatıyorlar. İnsanoğlu çiğ süt emmiş derler. Yani bir kısmı insanlar hakikaten karakterisine çok müsaittir. Sadakalar konusunda seni yadırgayacaklar vardır diyor Allah ayette. Peygamberimizin dağıttığı sadakalar konusunda adaletsizlik yaptığı kaniler. Bana daha fazla gelmesi gerekir diyor. Yani cahilin azgınlığı, dengesizliği başında belli olur. Onun için böyle münasebetsiz insanlara, basit insanlara, akılsız insanlara işte sizden arkadaş olduk, dost olduk, iç içe olalım, gelin evimize buyurun işte birlikte sohbet ederiz, konuşuruz falan dersen adamın fitneden başka faydası olmaz. Allah diyor ki gelip sizden beraber mücadele etseler size zarar vermekten başka faydaları olmaz diyor Allah. Yani hasta bu insanlar. Bunlarla oturup muhatap olmak doğru olmaz. Mutlaka aklı başında, dengeli, tutarlı, Allah'tan korkan, samimi insanlara dini anlatmak lazım. Adam dehşet içinde bakıyor. Vahşi, hayvanlaşmış. Yani ormana düşmüş bir hayvanın görüntüsü var. Sen almışsın onu evine getiriyorsun. Ya bu çok anormal bir hareket. Makul, munis, halis, samimi insanlarla görüşmek lazım. O zaman Mevlana'nın dediği gibi kim olursan ol gel 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 öyle bir kafa olmaz. Herkesle arkadaş olmaz, herkesle dost olunmaz. Herkese de güvenilmez. Öyle bir şey fitnenin kapısını açar. Başka bir şey olmaz. Etiketimiz 2 numara. Sevgi birliğiyle dostuz. Evet. Maşallah. Şimdi kısa bir ara verelim. Namazdan sonra devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Selam. Maşallah. Maşallah. İlim meclisi olur. İnşallah. Güzel. Mesleğinizi. Maşallah. Periskop, teleskop falanlar harekethane diye herhalde. Periskopçular periskopu çalıştırsınlar. Zindana gerek yok.
Karışık varlıklarda çok akıllı ve dikkatli hareket edilmesi gerekir. Her insan hem çok kıymetlidir, aynı zamanda çok tehlikelidir. Hemen hemen her insan için, yani tanım bilmediğiniz bir insan açısından. Yani çok değerli birisi de çıkabilir ama son derece tehlikeli birisi de çıkabilir. O akılla, ferasetle anlaşılabilir, basiretle anlaşılabilir. İnsanlarda kıskançlık olur, hasetlik olur, dedikodu, eğilim var. Bunlar mucizedir zaten, yani insanda böyle hasletler olması, normalde olmaması lazım. Yani çünkü gökyüzünde bir taş yığını, toprak yığını üstünde yüzlerce kilometre hızla uçsuz bucaksız boşlukta yol alıyor. Yani bu durumda bir insanın korkudan ne dedikodu yapacak hali olabilir, ne konuşacak hali olabilir, ne de şundan bundan uğraşacak hali olabilir. Ama akıl almaz bir ferahlık var. Ve kirli bir zenginlik var insan karakterinde. Bak, güzel bir zenginlik de var, kirli bir zenginlik de var. Mesela karaktersizlik, ahlaksızlık, üçkağıtçılık, egoistlik, bencillik, dengesizlik, tuzakçılık, sahtekarlık say say bitmiyor. Öbür türlü de işte vefa, şefkat, merhamet, akıl, dürüstlük, iyilik, güzellik saysa yine o da bitmiyor. İki zıt güç insan üstünde sürekli dönüyor. Bazı insanlar da oturuyor negatif. Bazı insanlar da pozitif oturuyor vücuduna. Pozitif özellikleri oturuyor. İmtihanı Allah niye bu kadar çetin yapıyor? Şimdi sonsuz yaşatacağına göre çok iyi seçilmesi lazım insanın. Yani alelade bir imtihan çok yazık olur yani. Çünkü sonsuz yaşayacak bir varlık için yazık olur. Yani çok iyi yetişmesi lazım. Çok iyi yetişmesi için de çok iyi düşünmesi gerekiyor. Çok zorluktan geçmesi gerekiyor. Öbür türlü pişmiyor. Zayıf gelişiyor insanın kişiliği. Yani bazı insanlar süratli gelişir ama çoğunlukta zayıf gelişir. Kapı mı açtınız siz? Camı kapatalım o zaman. Mesela bak, her birinizin kişiliği ayrı. Her birinize ayrı özen göstermek gerekiyor. Her birinizin kişiliğine göre hareket edilmesi gerekiyor. Sokak için de öyle. Mesela her siyasi partinin ruh hali ve felsefesi ayrılıyor.
taraftarların ruh hali de ayrı. Ya MHP'nin ruh hali tamamen ayrıdır. CHP tamamen ayrıdır. Kendine has bir karakteri vardır. AK Parti Saadet'ten ayrılma parti olmasına rağmen Saadet'in dışında tamamen orijinal kendine has bir karakteri var. Saadet'in karakteri tamamen klasik, kendine hastır. Güzeldir, kendine hastır. Mesela Büyük Birlik Partisi'nin ayrı, HDP'nin ayrı bir karakteri var. Yani oturmuş bir kişilik. Bakkalın, kasabın ayrı ayrı kişilikleri oluyor, herkesin ayrı. Akıllı insanlar gece gündüz elektronik beyin gibi akıllarını kullanıyorlar. Mesela bakkalla konuşurken ayrı, kapıcıyla konuşurken ayrı, annesine babasına ayrı hitap ediyor. Kız arkadaşına ayrı. Son derece dikkatli ve itinalı olması gerekiyor. Bunu yaparken de kafası tabii sürekli gelişiyor. Yani mükemmel bir gelişme meydana getiriyor. Eğer pozitif Müslüman ruhundaysa hep Kur'an'a uygun, sürekli olumlu puan topluyor. Ama şeytani ise sürekli münasebetsizlik ve densizlikle sürekli aleyhine kendini devamlı yıpratıyor. Mesela Peygamberimiz zamanında Müslümanlar, Hazreti Ebu Bekir Peygamberi çok seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi bütün malı mülkünü verdi. Gece gündüz sevgi gösteriyor, iltifat ediyor, gönül alıyor falan. Ama münafıklar çok kahpeydi. Peygamberin aleyhinde ne var, ne kullanılabilir? Akşama kadar onu düşünüyorlardı. Yani hangi konuşmasını kullanabiliriz? Hangi tavrını aleyhde kullanabiliriz? Mesela sadaka. Peygamberimiz diyor ki şu adama daha çok verin. Adamın ağrına gidiyordu. Ahmak adam, anlamıyor. Ne hikmetle onu söylediğini bilmiyor peygamberin. Niye ona çok para gitti diyor. Halbuki o adama paranın çok verilmesinde hayır var. Peygamberin bir bildiği oluyor. Ama o aptal bilmiyor onu. O düz muhalefet peşinde oluyor. Yani terslik peşinde oluyor. Mesela peygamber savaşa çıkmak istiyor, ona bir kusur buluyor. Evinde oturuyor, ona bir kusur buluyor. Yemek yiyor, ona bir kusur buluyor. Her şeye kusur bulur, sevgisizse. Yani ruhu hasetlik ve kıskançlıkla doluysa. Ama sevgiyle doluysa kalbi, sürekli hayır bulur. Mesela Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizin hep güzel yönlerini görürdü. Ebu Cehil de hep peygamberimize terslik görürdü kendi kafasına göre. Yani binlerce, yüzlerce ama. Hazreti Ebu Bekir binlerce güzellik görüyor, o da binlerce terslik görüyor kendi kafasına göre. Yok öyle bir şey ama öyle görüyor yani, öyle bakmak istediği için. Halbuki o da 9 ay 10 günlük bir insan, o da 9 ay 10 günlük bir insan. İşte imtihan zemini. Biri çok karakterli, biri çok karaktersiz. Biri hasut, biri mesut. Yani çok büyük farklılıklar oluyor. Evet. Bir ayette mealen şöyle geçiyor. Şeytan Allah'a sınır. Onlara verildiği zaman sevinir de verilmediği zaman hemen elçiyi eleştirirler diyor. Oysa onlar Allah'ın bize verdiği ve elçinin bize verdiği deselerde ya diye buyuruyor Allah. Evet. Allah ve elçisi bize çok yakında verecek. Biz yalnızca Allah'a rahmet edenleriz deselerdi ya. Evet. Hayır canım, hiçbir şey de ihsan etmeyebilir. Evet. Ya peygamber mecbur yok. Hayır gözüyle o şekilde yapabilir. Ama nankör, aşağılık, hırslı, kindar ve nefret dolu oldukları için sürekli bir bahane arıyorlar. Evet. Mal verse de kinlenir. Tabii. Niye bu kadar bol bol, nereden buluyor bu parayı der. Evet. Niye dağıtıyor ki der. Evet. Yahut niye bana bu kadar verdi de sana bu parayı vermedi. Bak, mesela sen fakirsin. Evet. Ama bak bana verdi, ben niçin veriyor ki bu kadar diyebilir. Yani ahlaksız olduğu için. Evet. Tersinde de der. Yani sen dese ki ya sana niye çok verdi de bana az mal verdi diyebilir. Yani o ruhundaki şeytanlıkla orantılı olarak o karaktersizliği yapar. Ama önü sonu gelmez onun. Yani herhangi bir tavra göre o değişmez. Allah şöyle buyuruyor. Münafıklara sana intikama kalkışmalarının sebebi Allah'ın Resulü'nün kendi fazlına onları zengin kılmasından başka bir şey değildi diyor. Evet, yani zenginleştikçe kuduruyor, zenginleştikçe azıyor. Evet. Mesela daha önce gariban, mazlum olan adam, zenginlik, ferahlık içinde azıp kudurup şımarmaya başlıyor. Taşkınlığa başlıyor. Bu Kur'an'da sık rastlanan bir durum. Benim
Allah elçi için emaneti ehline ver buyuruyor inşallah. Asıl uzman ortalığı yok. Şerif meşhur olduktan sonra bir piyasadan çekildi ortadan. Niye öyle oldu acaba? Zibeden bıraktık. Vallahi yani. Çünkü periskopla ismi aynı anılmaya başladı. Evet. Periskop çok şöhret bulmuş bir kelime. Onunla ismi özdeş hale geldi adeta. Evet. Dinliyorum. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni eğitim müfredatını halkın görüşlerine de açtıklarını belirten bir konuşma yaptı. Taslak programa müfredat.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Ayrıca öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza da yazılı olarak ileteceğiz dedi. Onlar da gerek site gerekse e-postalarla katkılarını sunabilecek. Bütün halkımızı hiçbir kısıtlama olmadan görüşlerini paylaşmaya davet ediyoruz. İletilen öneriler değerlendirilip düzenlemeler yapılacak dedi müfredatla ilgili. İşte o zaman millet bu darwinist eğitime karşı tepkisini dile getirsin yani çok yoğun olarak. Evet. Çünkü Allah'ı dini inkar eden bir sistem darwinizm. Tabii. Allah yaratmadı, tesadüfen oldu diyorsun. Allah'a iftira bu. Bilimsellikle de alakası yok, mantıkla da alakası yok. Şeytanın dalga geçmesi, alay etmesi, insanlıkla alay ediliyor. Yani İngilizlerin devletinin dünyayla alay etmesi olayıdır bu. Darwin'i yetiştiren İngilizlerin devletidir. Evet. Şerif Bey hoş geldiniz. Evet. Derimont, Derimont, Derimont. Toplam izleyici yazıp bunu okuyun. Ah buyur. Pardon. Toplam izleyici. Ha. Güzel. Demin Şerif bateri çalıyormuş altta, öyle mi? Göreyim. Var mı öyle bir şey? Yok, video yok şu anda. Tamam. Modeller gelebilirler. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Mehdi'nin başarısı, bak, İmam Mehdi'nin başarısı, gerçekte benim başarım diyor Peygamberimiz. Adem'in, Nuh'un, Musa'nın, İsa'nın ve diğer tüm peygamberlerin başarısıdır diyor, Mehdi'nin başarısı diyor. Ebu Said el-Mukari Halis bin Nasir'i nakletti, İmam Mehdi nasıl tanınacak diyor Peygamberimize soruyorlar. Dedi ki sakinliği ve ağırlığıyla, üstünde bir ağırlık olacak ve sakinliğiyle tanınacak. Kitab-ı Gaybe sayfa 13, sayfa 236. Mehdi'nin talebeleri kanaatkardır diyor Peygamberimiz ve günaha yanaşmazlar. Birinci kitap sayfa 449 Biharul Envar. Yüce Allah, Mehdi talebelerinin kalplerini saf sevgiyle yaratmıştır. Ve münafıklığın her türlü kirliliğinden onları temizler. Dinin gerekliliğini gönülden kabul ettikleri için çehreleri her zaman nurludur. Sayfa 449 Biharul Envar. Sayfa gösterebiliriz. İyi saatte olsunlar.
Çok çok kaliteli kızsın sen Nersin. You are very very high quality girl. Çok Avrupa'yısın Nersin. Very European. Aynı şekilde sen de çok çok güzelsin. And you are also very very beautiful. Biliyorsun seni çok seviyorum. You know that I love you very much. Yes. Evet, dinliyorum. Kıbrıs için çözüm müzakerelerinde hem Türkiye'nin çekilmesi hem de toprak vermesi yönünde talepler vardı. Sayın Erdoğan bu konuya bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. Güney Kıbrıs ve Yunanistan farklı beklentiler içinde. Güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin dedik. Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşit oranda asker bulunduracağız dedi. Sayın Erdoğan toprak paylaşımı konusunda da önce Rum kesiminin toprak vermesi gerektiğini belirtti. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız bizim teklifimiz var. Erenköy ile Güzel Yurt arası birleştirilerek Kuzey Kıbrıs'a bırakılır. Diğer bölgede Güney Kıbrıs'a bırakılır. Yok Karpaz bize bırakılsın, yok orası bize bırakılsın, böyle bir şey olmaz dedi. Ya bu haliyle bitirsinler. Evet, yani yeni yeni şekillere gerek yok bence. Hiç kıpırdatmayalım. Bu haliyle bitsin. Ne konuşalım? Vay vay vay, yeni yeni güzel hanımlar geliyor. Akşama ne kadar var? 55 dakika. 55 dakika. Buzun altında balık yakalamaya çalışan bir kedi vardı. Bakayım. Evet, dinliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın CNN muhabirinden soru kabul etmemesini ve siz yalan haber yapıyorsunuz deyişini şöyle değerlendirdi. Bölücü örgütün başlattığı çukur eylemleriyle bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine saldırılmıştı. İşte o zamanlar Türkiye'de bu oyunu oynayanlar, bakın dün Amerika'da Sayın Trump'ın basın toplantısındaydı. Orada bir yanlış yaptılar ve Sayın Trump da aynı o grubun muhabirini orada benzetti dedi. Helal. Anladın mı? Tayyip Hocam tam Kasımpaşa'nın üslubuna uygun güzel bir cevap vermiş. Tayyip Hocam aslan. Tayyip Hocam'a laf yok. Ama CHP ile uyumlu gitsin AK Parti. Yani MHP ile olduğu gibi CHP ile de 3 aşağı 5 yukarı asgari müşterilerle ittifak ederler. Halkın göz önünde de tartışabilirler, konuşabilirler. Yani CHP niye karşı olduğunu açık açık anlatsın. AK Parti de bu konuları neden istediğini açık açık anlatsın. İki tarafta açıklamıyor. Hamasi oluyor o zaman. Yani neden istendiğini bilmiyoruz, neden istenmediğini de bilmiyoruz.
Teal, teal. Evet, dinliyorum. Yemek yedikten sonra yemek kabında uyuyakalan bir köpek var. Yerim ben onu, yerim kıtır kıtır. Tam tombili. Oh. Oh, abisi yesin onu, oh. Tam kuzu. Ona sarılıp yatmak çok şahane olur. Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Mehdi. Kaim Mehdi. 9, 3, 5 ve 1 yıllarının ortadan zuhur edecektir. Hadiste geçen 9, 3, 5, 1 sayıların düzenlenmesi 1, 3, 5, 9 miladi 1359, 1979 Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. Maşallah. Tabii. 1359, 1979 Mehdi'nin çıkış vakti. Bu gelenekçi uyanıklığının psikolojisini analiz eden bir kitap hazırlayalım. Yani mesela bak şimdi diyor ki kıyamet yakın ama 500 sene mi, 1000 sene mi, 10.000 sene mi o belli değil. Mesela bu gelenekçi uyanıklığı. Yani klasik uyanıklık, kurnazlık. Buradaki psikolojik kendilerince yöntemleri diyelim. Neyi amaçladıklarını, orada nasıl bir zeka belirtisi gösterdiklerini anlatmamız gerekiyor. Yani Cübbeli'nin bütün yöntemlerindeki bilinçaltı nedir? Bunların bilinçaltı nedir? O dedenin bilinçaltı nedir? Ya bunların bilinçaltlarını anlatmak çok önemli. Çünkü bunlar hiç anlatan olmamış bunlara. Bunlar da eşip esip savurmuşlar. Mesela öbürü de coşuyor da kadınlarla ilgili olarak. İşte sopa atmazsanız şöyle olur, böyle olur diyor. Böyle çirkin bir kurnazlık var. Yani gıcık bir kurnazlık var. Onu göstermemiz lazım. Yani onun anlatılması lazım. Yani gıcık derken yakışıksız bir kurnazlık. Mesela Deccal bir kişi midir, bir nesne midir? Her dönem ayrı ayrı kişiler midir? Tartışılabilir. Bak Deccal'i böylece hamur gibi yapıp yok etmiş oluyor. Müthiş bir kurnazlık görüyor musun? Bak cisim nesne de olabilir diyor. Herhangi bir şeye verecek. Adam buzdolabı da Deccal'dir diyebilir bu kafaya göre. Çamaşır makinesi de Deccal'dir diye. Kim bilir neye verecek yani. Muhtemelen kendi kafasına göre televizyon falan diyecek. Böylece Deccal'i yok etmiş oluyor. Mesela Mustafa Karataş temel konusu boşanmaymış. Hatipoğlu kuşların boşanması ve ayrılık sebeplerini anlatıyormuş. Kuşların. Karabatak, kaz falan, ördek nasıl boşanıyor bunlar ondan atıyormuş. Yani bu da bir kurnazlık metodu. Bak konuyu nereden nereye, Suriye'de Müslümanlar mahvoluyor. Adamın konusuna bak, kuşların boşanmasından bahsediyor. Alay eder gibi yani.
dinliyorum. Süslü bir kedi vardı. Bakayım. Seni yerim ben seni. Seni yerim ben seni, yerim seni ben. O püsküllerini yerim, seni de yerim ben. Deliliği acayip şeker. Bayağı tatlı. Thank you.
Benim adım Elvan Dalton. Sarı taksi boyandı, gelip de kapıya dayandı. Tam kaçıracağımız zaman salonda nasıl uyandı. Ama benim adım Elvan Dalton, ben gezerim balkon balkon. Gelir de boynuma girerim ama toprağı dolarım boynuma. Aha benim adım Elvan Dalton, ben gezerim balkon balkon. Gelir de boynuma girerim ama toprağı dolarım boynuma. Açımızda arayın. Şimdi çocuklar ne yapalım biliyor musunuz? Kısa bir ara verelim. Akşam namazından sonra devam edelim. Sazlıca, sözlüce. O kadar. Evet. Evet, kısa videolarla devam ediyoruz programımıza. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.